...bir psikiyatr gözüyle bu karakterleri incelediğin zaman... Evet. ...mesela Altan'da ne görüyorsun, Nuri'de ne görüyorsun? Merhamet, toplumsal kurallara uyma bunlarla ilgili süper egosal yapılanmasının... ...süper Hı. ego yapılanmasının çok zayıf ve organizasyonun kötü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hani ahlaki hiçbir normu yok adamın. Kendi abisini bile dolandırmaktan hiç çekinmiyor Tabii. falan... Zihin kuramı Yapılanma değil mi? kısmı var yok zihin kuramı değil mi? yok bambaşka tamam. bir şey. <laughs> Bana güvenmeyin zaten. <laughs> ben bir şey diyorsam. Zihin kuramı başkalarının zihninde nasıl gözüktüğümüzle ilgili bir algıya sahip olmamız tamam. ama tamam. yani burada sadece tabii yani psikiyatrik olarak psikolojik olarak baktığımızda altan karakterini sinemada falan izlemiş miydin? Her şey çok güzel. Her şey ama. çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sinemada izlemedim. Yani herhalde 98. 98 yapımı. yapımı. Yok, sinemada izlemedim. Sonra ilk nerede izlediğimi de hatırlamıyorum ama şu yaşımda izlediğimde Hala bakış bir, açısıyla bir, yani daha farklı tabii. Değerli. 26 senelik bir film. Ve pek çok aslında teknik eksikliği olmasına rağmen, teknik eksiklikten kastım da şu. 90'larda Türk sineması artık böyle can çekiştiği dönemlerdi çok zor sinema filmi yapılıyordu. İmkanlar gerçekten ya bugünkü gibi hiç değildi. Çok sıkıntılıydı. Bir film yapabilmek, bir şirketi film yapabilmek için ikna edebilmek, sponsorlar çok zor dönemleri ve o zaman o yetersizliklerle yapılmış bir filmin bugüne hala kült olması, bugün çok seviliyor olması bana hep çok ilginç geliyor ya. Sence neden yani bu? Yani burada tabii bir psikolojik açıdan ziyade demek ki bir yere dokunuyor. Yani izleyicilerde bir his oluşturması lazım. Bir empati ya da özdeşim kurabildikleri bir durum veya heyecan, sürükleyicilik, Hı -hı. iniş çıkışların olması film içerisinde. Ve müzik bir karakterde olması. Yani Değil alt mi? alt Altan... karakteri evet. Müzik bir karakter olması da bence burada etkili. Başlarına yani tehlikeli evet. rahatlıkla sayabileceğimiz tehlikenin dozunun arttığı şeyler geldikçe de tabii bir bir nevi yani thriller kısmı gibi bir kısım da var hafif bir gerilimle Değil mi? ilerleyen bir zaten macera. filmin açılışı öyle bir film noir sahnesi gibi açılıyor masaralan son yapmış müziklerine çok böyle bir likleri falan giriyor gece İstanbul İstanbul'un hep o Beyoğlu'nun Cihangir'in döneminin Cihangir'inin hep karanlık arka sokakları Beyoğlu'nun karanlık arka sokakları birazcık daha böyle yoksul sokakları suçun daha fazla ön planda olduğu yerler. Oralardan giriyor ve filmde benim en çok sevdiğim şey aslında gece gündüz döngüsü. Filmin kırılma noktalarında mesela filmin başlarında ilk yarısı diyelim. İlk yarısında biz İstanbul'u gündüz hiç görmüyoruz. Hep bir gece ve İstanbul var. Evet. Gece suçun daha kolay işlendiği zaman diliminde insanların daha sinsi ve karanlık taraflarının ortaya çıktığı gece saatlerinde hep bir İstanbul var. Ne zaman ki Bodrum'a yola çıkılıyor. Film bir anda yaldır yaldır gündüz olmaya başlıyor. Kaba parçalarla baktığımızda evet. filme bunu görüyoruz. Burada şuna bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada açılış sahnesi intro sahnesi yani o ışıkların gece Taksim veya civarında İstanbul gece hayatı orada bize... Yani müzikle de birazcık aslında böyle bir gizem, bir suç, Tabii. bir thriller tınısı vermek istediklerini düşünüyorum. Yani psikolojik, psikiyatrik bakış açısıyla baktığımızda zaten ilk andan itibaren bir hani gizem, bir gerginlikle başlıyor. Ve aslında ilk iki sahnenin ben altın karakterinin barda oturdu değil de ondan sonra yürürken abisiyle Hı -hı. karşılaştığı ve şöyle gözünü kapatıp abisinden <laughs> kaçmaya çalıştığı sahne ve ondan sonraki ilaç deposuna pansuman için Oturuyorum gittikleri sahnenin yani bu üçünün aslında bir bütün gibi. Yani açılış evet. intro sahnesi, bu sahne ve e, ilaç deposu sahnesinin çok fazla film hakkında aslında bilgi bombardımanı gibi Tabii. bir bakış açısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Altan'ın abisiyle aslında karşılaşması. Yani kendisince 3 yıl, abisice 2 yıl 4 aydır <gülüyor> görüşedikleri <gülüyor> Aralıktan sonra bir karşılaşma ama belli ki karakterler Altan karakteri ve Nuri hı hı. karakteri, e, abi kardeş o kadar da iyi ayrılmadıkları ya da Altan karakterinin hala kaçılmaya çalıştığı evet. bir pozisyonda e, karşılaşıyorlar. Daha açılışta yönetmen bize şeyin sinyalini veriyor, vaadini veriyor daha doğrusu. Bakın bu filmde polisiye unsurlar göreceksiniz, evet. suç göreceksiniz, kovalamaca göreceksiniz. Açılıştaki işte o karanlık, düşük enstantane hızında çekilmiş sahneler yani figürlerin silüet gibi silik silik görünmesi durumu, e, alttan gelen müzik, bütün bunlarla işte o film noir açılışıyla bize aslında bir suç filmi izleyeceksinizi söylüyor ama de. biraz orada ters köşe de yapıyor. Çünkü arka plandan bir altan gibi trickster, eğlenceli, muzip ha. bir karakter Hile çıkıyor. Bas. Ama e, filmle ilgili sana şunu soracağım. Şimdi pek çok insan bu filmi izlerken altan'ın hikayesi olarak izliyor ama aslında bir gelişim, karakter gelişimi olarak baktığın zaman ha. bu film daha çok Nuri'nin hikayesi gibi ya, görüyorum Hasan. Evet şimdi ya bir... bu soru sanki böyle adım adım gittiğimizde daha iyi cevaplanacak Hı -hı. ve oturacak bir soru gibi. Yani bence bu diyaloğun sonunda buna daha net varabiliriz. Sinematik açıdan evet ne olmuş oluyor? Altan karakteri filmin başında ve her ne kadar başroller Altan ve Nuri karakterleri Hı -hı. olsa da Altan'ı takip Diren bir çekim tarzı Veya evet. hikaye örgüsü var diyebiliriz Nuri sanki buna eklemleniyor Çıkıyor giriyor ısrar ediyor Aslında girmemek için Baya direniyor <gülüyor> <gülüyor> Ama bir takım onun da zaafları ve boşluklarını Altan hem iyi biliyor hem de Tırnak içinde iyi kullandığı için hı hı. Evet, Nuri yani filmin sonuna Hızlıca bir geçiş yaptığımızda Altan karakteri hala yine neredeyse başladığı sandalyede. tabi Aynı şekilde diyebiliriz ama Nuri karakterini yani gözlüğü, işte şapkası, duruşu, bakışı, konuşması, Çinli sevgilisiyle restoran açma hayali, ilaç deposunda tek başına evet. içen bir karakterden. Altan'la olan etkileşim ve bu olay sonucunda e, Nuri tabi bir dönüşüm yaşamış oluyor. Tabii. O açıdan, dönüşüm onun, açısından onun bakarsak. Onun bir metamorfozu var. Yani o aslında... Bu e, hemen burada insert gireyim araya. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye Türkçeye çevrilmiş kitabında anlattığı döngüyü tamamen yaşıyor. <laughs> İstemeyi bir çağrı geliyor kardeşinden. Evet. Başta çağrıyı reddediyor. Çağrının evet. reddi gerçekleşiyor. Evet, uzun süre direniyor. Sonra mecbur kalıyor ve o yolculuğa çıkıyor. Evet. Yolculuğun sonunda artık finalde karakterimiz başladığı yere geri dönmüş ama başkalaşmış bir şekilde. Değişmiş bir şekilde. Olumlu ya da olumsuz. Ama değişmiş bir şekilde tekrar aynı yere geliyor. Bunu, bu döngüyü tamamlayan karakter de aslında Nuri. Evet, Nuri değişime uğramış karakter. Evet, bu yüzden ben hep Nuri'nin hikayesi gibi Çağr değerlendiriyorum izlerken yani. Çağrı birisine geldiyse bir dönüşüm olması lazım. Tabii, tabii. Temel yani öyle bir bakış açımız varsa o dönüşümde Nuri de olmuş oluyor. Tabii. Aslında Nuri bu filmde sanki arka planda ya da bir tık ikinci planda Kalıyormuş gibi bir algı varken aslında ben tekrar izlediğimde aslında Nuri karakterinin de Altan karakterinden bazı noktalarda hani gerçekten sıkıntılı işlere de karışıyor Nuri karakteri. Tabii. Yani tabii Altan'ın burada tırnak içinde dürtüklemesi, oraya oynaması, hı hı. orayı bilmesi, abisinin tutkularına, çocuksu tutkularına yaslanarak bir şeyler yaptırmaya çalışması sonucunda Nuri de bazı yükselişler, alçalışlar... Hı hı. ...yapmayacağı, sonra ben bunu neden yaptım diyeceği... ...ya benim Bodrum'da ne işim var? Hani bir, bir gün önce gece araba sürerken... ...tamam Bodrum'a gidelim mi abi? Tamam gidelim de bir gün sonra ne işim var benim Bodrum'da diyebilecek kadar da... <laughs> ayıldığı anlar evet, oluyor. Evet ayıldığı anlar oluyor ama sonra bir şekilde... ...Altan karakterine o da hani Bodrum yolculuğu sırasında... ...filmin orada büyük bir güzel 15-20 dakikalık bir duygu durumu çok düzeliyor. Yani neşeli oluyor. Evet. Orada evet. yani gece gündüz farkındaki o dönüşümde Nuri'nin evet açısının değişimi, değişimi de, de oluyor. var. Orada gece gündüz meselesinde şeyi belirtmek lazım. Tabii filmi iki ana parçaya ayırırsak finale dışında yani ilk kısım İstanbul, evet. ikinci kısım Bodrum. ilk kısım gece, biraz hileler, kandırmacalar, evet, evet. E, kana girmeye çalışmalar, rol icabı Altan'ın yaptığı muziplikler ve emeline ulaşmak için hı hı. sınır tanımazlığını görüyoruz ve bir şekilde orası Bodrum'a aslında bir geçiş yapmış oluyor ve filmin ikinci yarısı başlamış oluyor. Burada Altan'ın nur üzerindeki etkisini görmüş oluyoruz. İkinci kısımda gündüz hatta deri değiştirir gibi elbiselerini değiştiriyorlar. Güneş koyuyor, gözlükleri şey alıyorlar. Evet bravo değil mi? Evet. Yani <laughs> ikonik orada, bir sahne o da. İkonik oldu bir, yani. bir sahne. O zaten tamam, değil mi? Şimdi somut olarak bence evet. izleyici tarafından hisse, hissedildiği de bir sahne. Orada bir nasıl olduk yılan yılan diye böyle evet. bir şey e, böyle coşkulu bir ifade de var. Sonra bodruma gittiklerinde zaten o teknelerin yan, yanlarından yürüdükleri sahnede Hı -hı. zaten artık iyice güneş Parlak teknelerin yanı işte bir takım böyle tatil yapan insanlar kendileri de e, tabii orada işte Çinli kız arkadaş Altan işini hallediyor keyifler moraller yükseliyor orada duygu durumu filmin daha yüksek ve stabil bir hale geliyor. Ta ki işte tekrar dönüş yolunda işte Tolga haberinin alınması arabayla ilgili problemler olması izleyicinin bildiği Nuri'nin patronun öldüğünü biliyor izleyici fakat Altan'la Nuri bunu bilmiyorlar ve yolda çok keyifleri İyi de gidiyorlar. <laughs> evet evet. Ve sonra patronun ölümüyle karşılaşmaları. Kendi başlarına gelen sıkıntılı finale yaklaşırken ki işte benzin dökme meselesi. Yani <laughs> filmin gerçekten iki parçası olduğunu çok net söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ya hikaye bu anlamda çok aslında çok tutarlı kurulmuş ve çok da güzel ilerliyor. Peki şimdi bir şey gözüyle, bir psikiyatr gözüyle bu karakterleri incelediğin zaman evet. mesela Altan'da ne görüyorsun? Nuri'de ne görüyorsun? Ha. Bir de yan karakterler var tabii. Ya şimdi Altan karakterinden de bir başlamak daha doğal olur. Hı -hı. Altan karakteri filmin en başında dediğim gibi büfe sahnesinde abisini artık orada bir şekilde müdahale etmesi gerekip müdahale edip kafasına şişeyip üstü Kan olmasına rağmen bunu umursamayan bir karakter evet. ve bununla dalga geçen bir karakter <gülüyor> <gülüyor> e, komşusuyla bile işte kapıcıyı <laughs> şey, doğradın da bizim fazla poşet var O, o, o <gülüyor> <gülüyor> ton da algılıyor ve bunu hiç rahatsız olmuyor bundan abi pansuman yapmak isterken de veya başka bir şekilde burada Altan karakterini işte o büfe sahnesi ve sonrasındaki ilaç deposunda gördükleri pansuman sahnede pansuman yaparken Altana Altan sürekli oradaki ilaçlara ve oradan nasıl bir para getirebileceği ona. Tabii. O bara gidiş için bir köprü nasıl oluşturabileceğiyle <laughs> ilgili hızlı hızlı düşünmeye başlıyor. Bence Altan yani dikiş tutturamamış bir karakter. Bunu yani dikiş tutturamaması çok merkezde bir hmm. e, yer alıyor bence bu karakter için. Tek ayağı üstünde yalan söyleyebilen bir karakter. Emelleri için neredeyse yapmayacağı hiçbir şey yok diyebiliriz. Evet, evet. Ama bir yandan da muzip bir karakter. Yani hilelerini muzipliği ve komikliği ve yetenekleriyle atıyorum taraktan ses çıkararak falan evet. bir şekilde insanlara öyle bir kılıfla sunup aslında kendi emeline bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Altan karakterinin ya samimiyetiyle ilgili gitgeller de aslında yaşatıyor. Yani bir samimi gibi başta sanki gözükür gibi oluyor ama kesinlikle samimi olmadığını hemen ilk sahnede evet. abisi işte sen baş belasın, sen işe yaramazsın. Yani hı hı. sürekli aslında dile de getiriyor bunu. Nuri karakteri Altan karakterinden biraz daha farklı bir pozisyonda dalgalamak lazım. Çünkü altan karakterini aile bağları zayıf, dikiş tutturamayan babasının yaşadığı yeri bile hala şişli de mi yaşıyor diye <laughs> söyleyen. <yani. gülüyor> Daha sonraki sahnelerde göreceğimiz işte akvaryumcu, taksici, berber arkadaşları tarafından aslında taksici olmasa diğerleri tarafından da yani alay konusu olan, evet. sosyal ilişkileri de, <laughs> arkadaşlıkları, dostlukları da olmayan bir karakter. Eş ilişki problemleri de var. Hatta zaten Ayla karakteri boşanmak istediğini de söyler film içerisinde. Zaten çok da iyi gitmeyen ilişkilerinde göz önüne serilmiştir. Burada Altan karakterini başlangıç için böyle yorumlamak Altan'ın başladığı gibi neredeyse bitirdiğinde söylemek mümkün. Tabi burada bir Altan'ın etik, ahlak, vicdan, merhamet, toplumsal kurallara uyma bunlarla ilgili süper egosal yapılanmasının süper Hı -hı. ego yapılanmasının çok zayıf ve organizasyonun kötü olduğunu söyleyebiliriz. Burada hemen bir parantezi soru soracağım. Süper ego ne işe yarar? Süper ego'nun vazifesi nedir? Süper ego'nun vazifesi aslında süper ego yani anne babalarımızın bize öğretmeye başladığı toplumsal Hı -hı. genel ahlak, kural Vicdan ve merhameti içeren bir toplum içerisinde, sosyal uyum içerisinde yaşayabileceğimiz, sosyal kuralları da içeren bir aslında ruhsal aygıtın bir parçası. Bu bizim uyum içerisinde yaşamamız Hı. için yardımcı. Zaten Altan karakterin de uyum içerisinde yaşayamadığından ona bir süper ego problemi olduğunu tersinden Gelişmemiş düşünebiliriz. Bir süper egosu var gibi ya orada bir aksaklığı ha. var gibi bir şey söylemek mümkün mü Altan e. için? Ya Altan için bunu söylemek çok mümkün <laughs> Ya bunu söylemezsek olmaz. Çünkü hani ahlaki hiçbir normu yok adamın kendi abisini evet. bile dolandırmaktan hiç çekinmiyor Tabii. falan. Ve bu kişiler sonuçta süper ego ile ilgili organizasyon problemi burada bir gelişimsel problem olduğu için de dürtüleri yönetmekle ilgili sonucu düşünmekle ilgili de problem yaşıyorlar. Hı. Ki kaldı ki filmin sonuna geldiğimizde zaten ölüyorlardı neredeyse evet. ölmediler. Yani evet, evet. O, o derecede kendini sıkıntıya, çevresini sıkıntıya sokabilen, kendisine çevresine maddi manevi zararlar verebilen Hı -hı. E, bir kriminaliteye yatkınlık oluşturan bir durum bu. E, bu Altan'da belki hani hafif, orta belki düzeyde normalde antisosyal kişilik özellikleri ya da bozukluğa varabilecek bir şey gibi değerlendirsek de böyle bir şey çok açık filmde çünkü her sahnede neredeyse Altan yanındaki kişi <laughs> yarı açık veya yarı kapalı bir şekilde e, kandırıyor. Tabi. Yani başka bir amacı var ama o amacı gizleyerek bazı rüşvetlerle, muzipliklerle Dondurmayı dondurmayla, dondurmayla dondurma bunu araba <laughs> çal, çalarak <laughs> evet. e, sürekli bir şey yapıyor. Sürekli bir arkada kendi alt, ajandası var. Altan'ın efendim. evet gizli bir ajandası var ve orası da çok gizli, komplike. Gizli ama komplike olmayan <laughs> bir ajanda. Bunun için şey diyebilir misin? Hani süper ego çok gelişmemiş, dürtüsel davranıyor. Buna galiba siz id diyorsunuz. Ben çok da saçmalıyor da olabilirim. Yok <laughs> Yo, ya yani şimdi tabi ruhsal aygıtın hani Freud'un tanımına göre tabi id, ego, süper ego diye bir yani zihin yapılanma abi, mi? kısmı var. Yok. Zihin kuramı. Değil mi? Yok bambaşka tamam. bir şey. <laughs> Bana güvenmeyin zaten. <laughs> ben bir şey diyorsam. Zihin kuramı başkalarının zihninde nasıl gözüktüğümüzle ilgili ha. bir algıya sahip olmamız. Tamam. Ama yani burada sadece tabii yani psikiyatrik olarak, psikolojik olarak baktığımızda altan karakterinin ruhsal yapılanmasını yani buradaki ahengin it, Ego, süper ego veya başka kuramlardan da baktığımızda, kişilik hı hı. kuramından da hı hı. baktığımızda yapılanmasında iyi gelişmemiş, olgunlaşmamış. Bazı noktalarda tıkanmaların, saplanmaların olduğu bu yüzden de gelişemeyen bir, iyi organize olmayan bir ruhsal aygıttan bahsetmek çok mümkün. Niye? Çünkü kriminaliteye. Evet. E, çok yatkın ve bununla ilgili herhangi bir beis duymuyor. Yani Altan hiçbir ben bunu yaparsam başıma bu gelir veya bunu derler diye düşünecek Sonrasına bir adam değil. Evet hesaplamada da bir şeyi yok. Evet orada Aynen. da bir e, tabi Birkaç adım sonrasını öngörüp ona göre bir strateji belirlemek de yok. Anlık karar verip anlık hareket ediyor. Evet. tabi dürtüsellik dediğimiz evet. şey de anlık karar verme, anlık hareket etme, sonuçları düşünmeme. Burada sonucun düşünmemesi kendi ölümüne bile sebep olabilir veya aralardaki problemlere, Hı -hı. abisinin ölümüne bile sebep olabilir. O yüzden Altan karakterini yani net bir şekilde Antisosyal özellikleri çok belirgin olan bir kişi olarak tanımlayabiliriz. Empati yapamadığımız yani empati yapamıyoruz çok fazla Altan karakterle. Yani neden bu adam tamam bar açmak istiyor. Evet. Ailayı da yanına almak istiyor babasını işte, da yanına almak istiyorum diye ondan da çok emin değilim ama. Yani empati özleşim kuramadığımız bir karakter. Yani, Nuri karakteri pek öyle değil. Değil Nuri daha sorumluluk sahibi ama Altan'ı bitirirken şeyi soracağım yani normal tırnak içinde normal birisi böyle bir durumda böyle bir motivasyonu varsa işte ben bar açacağım hatta taburelerini aldım eve dizdim falan gibi bir şey yapıyorsa e bunun için çalışıp para biriktirir falan gibi yöntemleri normal sıradan biri. Evet evet. Yani, Ama yani, e, antisosyal olmayan. Antisosyal olmayan biri böyle <laughs> yapar. Bu düzeyde. Bu düzeyde antisosyalliği olmayan birisi ne yapar? Evet yani işi, gücü, ailesini ona göre organize eder. Bununla ilgili bir çaba gösterir. Sebat eder. Evet, biraz yani sebat eder. Bunun için uğraşır, bekler, gayret gösterir. Üstüne zorluklar gelirse burada yılmaz. Hı hı. Zorlukları kandırma yöntemiyle değil de evet. aşmak için yan yollar üreterek gitmeye çalışır ama burada tabii bir kolay para isteği. Hı hı. Bu çok belirli. Bu şey gibi yırttık abicim. Evet, biraz Hadi öyle... hemen yırtalım. Öyle evet. bir karakter vardır ya hep bizim televizyonlarda, dizilerde falan. Aslında trickster dediğimiz karakter altan, hilebaz, hilebaz. E muzip bir hilebaz olması onu izlettiriyor evet. burada. Ya o yüzden ben Altan karakterini izliyoruz, izliyorum, bakıyorum. Evet, takip ediyorum. Bir şey çıkacak, bir şey çıkıyor. Hı hı. Ha bu sahne eğlenceli bir şey çıktı, bir şey çıkıyor. Hep bir iniş çıkışları getiren bir karakter. E, ama mesela Nuri karakteri pek öyle değil. Öyle Başta değil. öyle değil en azından. Yani filmin ilk yarısında Nuri karakterinin hep Altan'ı kendinden uzak tutmaya çalıştığı. Ya şey gibi. Aslında e, Yin Yang gibi gördüm ben biraz başlangıçta. Yani Nuri tam tersi Altan'ın. Daha içine kapanık Altan işte çok daha dışarılarda geçiyor evet. hayatı. O daha Nuri daha kabuğuna çekilmiş bir hayatı var. Bir depoda yaşıyor orada yatıyor kalkıyor falan. Çok kendine ait bir fantezi dünyası var. Biraz değişik garip huyları var. Gündüz düşleri herhalde diyebiliriz onlara. Daydreaming denir mi ona? Fotoğraf Hangi sahne kesme için. Daydream eee dendi ziyade uygulama. böyle çocuksu tutkuları var. Hı hı. Bir çocuksu bir tarafı var Nuri karakterinin. Yani Nuri karakterini o çocuksu tutkusunu arabayla ilgili olan o kısmı biraz dışarı bıraksak ve hı hı. gerçekten önce Altan karakteriyle etkileşimine baksak Birçok sahnede Altan'ı itmeye çalıştı hayatına almamaya çalıştı. Evet. Bunun için mücadele ediyor. Mücadele de ediyor. Çok fazla mücadele ediyor. Ya yani senin ne işin var depoda ve Altan karakteri sürekli onun hayatına sızmaya çalışıyor ve bu gerçekten sahnelerce devam ediyor. Evet, evet. Bu bize Altan'ın baş belası olduğunu gösteren <laughs> evet. çok açık bir kanıt. Ve zaten bunu da hani sen halı işi yapıyordun. Hani sen tekne işi yapıyordun. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> sen rehberlik yapıyordun. İki sene önce de iş yaptık ne oldu? Hani sürekli altanın aslında sadece başarısız veya beceremeyen bir insan olmasından ziyade baş belası. Bela evet. çıkaran bir tarafı olduğunu abisi çok iyi biliyor. Evet. Ama filmin başına dediğiniz gibi yani şey... Kontrast var. Hı, hı. Kontrast da şu. Altan karakteri çok savruk, dikiş tutturamayan bir karakter. Abi de kendisi süper egosunun daha gelişkin olduğuna ilişkin bize imajlar veren babasıyla Hı. hani babası her ne kadar onu eleştirse de evine giden ziyaret etmeye çalışan işi olan Pek arkadaşlarını görmüyoruz ama hayatla ilgili sebat etme içerisinde olan, çok dürtüleriyle hareket etmeyen hatta Altan'ın da hayatından bela istemediği için aslında belayı yasak, kural bunları evet. çok iyi bildiği için uzak durmaya çalışan bir karakter çiziyor. Ve bence Altan hayatına girmese o karakterin içinde de devam edeceğini evet, düşünüyorum. Hiç o kabuğu kırabilecek biri gibi de durmuyor. Evet. Bence öyle. Yani kötü bir patronu var ama asla itiraz etmiyor. Her gün düzenli ne yapıyorsa her gün düzenli onu yapıyor. Belki hani spekülatif bir yorum olabilir ama yani biraz da böyle hani otizm gibi basma kalıp hareketleri hmm. de var. Yani tekrar tekrar aynı şeyi yapıp ve sosyal bir izoles, izolasyon da içinde. Hmm. Biz Nuri'nin hiçbir arkadaşını filmde Görmüyoruz, görmeyiz. Görmeyiz evet. Ve tek başına evde olmayan bir yerde depoda arkada da bir yerde bir yatağı bir odası vardır. Burada Nuri karakteri bir yerden sonra Altan karakterinin kendi emelleri için ve kafaya bar açma hayaliyle kafa yaptıran ilaçları edinmek hırsızlık amacıyla kafasında kurduğu bu emele bir yerde araba tutkusu yüzünden teslim olur. Evet yeniliyor. Evet burada... Filmin ilk başındaki o katı kuralları olan, disiplini olan giyimi bile Mazhar Alanson'un evet. Nuri karakterinin çok daha tertiplidir. Çok düzenli evet. Filmin başında ve Altan karakteri abisinin bu çocuksu tutkusunu kendi emeline alet etmek için dondurmayla yapamadığı şeyi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir gece kulübünün önünden Porsche Carrera 4S çalarak yapar. Yani aslında ütopik bir karakter Tabii. gibi de bir yandan. Ama Altan karakterinde bunu çok görmeyiz. Doğru, doğru. Ya Altan karakteri bunu yapabilir ve bizde filmin başlarıdır araba yani 20-25. dakikasıdır belki. O ana kadar bunu yapabileceğiyle ilgili çok fazla da sinyal vermiştir. Tabii doğru. Yani burada aslında Altan tamam müzikte olsa bir hırsızdır. Yani arabayı ödünç de alsa bir hırsızdır. Ve bununla abisini bir şekilde önce ilaçları görür ama ilaçları almaz. Arabayla geldikten sonra abisinin tepkisiyle abisi hazırlanırken ilaçları çalar. Evet. Ve bu arada da hazırlığını yapmıştır. Önceden de taksici arkadaşıyla bunun alıcısı olduğunu da belirlemiştir. Aslında sağlam da basar burada. Hmm. Ama kriminal bir düzlemde evet. <laughs> sağlam basmaktadır. Çünkü biraz kayga. O yüzden altının arabayı abisine tırnak içinde sunması rüşvet Hı -hı. gibi düşünüyorum bunu. Bu bir rüşvet. ruhsal düzlemde de rüşvet gibi işleriz. Abisinin davranışlarını eğip büker. Abisinin davranışlarını eğip bükmesini arabada hızlıca arabayı sürerken Hı -hı. abisi sen bunu çaldın mı dediğinde bir şekilde konuyu değiştirerek çalmadığına getirip daha sonra abisinin bunu üstelememesinden anlarız. Hı, evet. Çünkü bir Porsche Carrera 4S'i sürmeniz sahibiyseniz mümkündür yani. Ya tabi. Bununla ilgilenmez <laughs> Nuri. Çünkü yani. Nuri oradaki çocuksu tutkusuna çok ciddi anlamda yenik düşüp hazın içerisine girmiş. Evet, teslim oluyor o şeye. Ahlaki bagajını bir kenara bırakabiliyor. Evet. Burada evet, haz burada daha üstün geliyor. Evet. Çünkü yıllardır üstüne tuğla tuğla kurduğu bir Hı -hı. hayal. O araçlara binebilmek. Ya bilmek. bir de o arabayı sürerken ki Masar bu arada Masar ikinci oyunculuk deneyimi bu. Bundan önce de bir arkadaşım Şeytan diye bir filmi var ama biraz daha deneysel diyebileceğimiz bir film. Ee, aslında ilk sinema filmi desek çok da yanlış olmaz Mazhar Alanson'un içinde. Çok güzel bir oyunculuğu var bu arada. Arabayı sürerken ki o çok kararlı ve kilitlenmiş tavrı. Yani evet. e, şey orada hani yıllardır hayalini kurduğu şey aslında Porsche değil de o gücü elde etmek gibi. Ben şu evet. o şu yüzden şöyle okudum bunu. Arabaya binmek için yaptığı özel Hazırım adı, hadi o, Eldivenleri takması, evet. boyun bağı Kutsal takması. Kutsal bir tören gibi. Evet o bir ritüeli gerçekleştiriyor ve o eldivenler vesaireler çok daha güçlü hissediyor kendini. O bastırılmış bir şeyin güç arzusunun, güç tutkusunun açığa çıkması gibi geldi bana izlerken. Bilmiyorum sen şimdi bir o... profesyonel olarak böyle mi düşünüyorsun? <laughs> ya yani şimdi spor arabayla gücün çok alakası vardır. Var, yani bence de. <laughs> Eminim vardır çünkü bilgi olarak da vardır diye. Yani hani o motorun sesi, moto... titreşimi tabii, fiziksel olarak da güçlü ilgisi var. Evet. Ruhsal olarak da var yani. Burada tabii onu çok iyi yansıtıyorlar. Hani gerilim Evet evet masaralan hiç... son Nuri karakteri dönüp bakmıyor ve risk almak istiyor orada yüksek hız yapıp hatta bir noktada Altanı bile korkutuyor. Evet yavaş Altan gibi ya. bir e, hilebazı da evet. ürkütebiliyor orada yani. Evet. Dikkatini çekmek istediğim nokta Nuri karakterinin o arabaya binmesi ve arabayı sürmesiyle birlikte Altan'a bir boşluk açılıyor. Evet. Altan orada abisinin en keyif aldığı, hayalini kurduğu yıllardır. Fotoğraflarını kesip Hı -hı. arabalara koyduğu, çocuksu tutkusunun içindeyken hemen konuyu Bodrum'a getirir. Hemen Bodrum'a gidelim mi iki günlüğüne diye. Abisi de tabii tamam der o coşkuyla. Şimdi burada Nuri'nin o başta çizdiği tırnak içinde katı süperego tam böyle Hı -hı. nizami, yanlışa bulaşmaz evet. tavrının çok ciddi delindiğini görüyoruz. Evet. Ama bu şey gibiymiş de biraz hani zaten o inşa ettiği duvar yıkılmaya yer arıyormuş gibi de bir şey oluyor yani. Bir evet. bir porşa bakıyormuş gibi bir durum <laughs> evet. oluyor yani. Ya bir porşa bakıyor ama porçta onu bunu yıkabileceği belki tek bir şeydi. Evet. Altan da onu biliyor. Evet peki o Porsche için şey diyebilir miyiz bir obsesyona dönüşmüş bir takıntıya bir saplantıya dönüşmüş diyebilir miyiz? Yani bununla ilgili yani bir spekülasyon vari bir şey e tabii olmuş bir olur mu? Bir çok... sinema filmi bizi çok bir malzeme tabii ki sunum. var ama yani şöyle Nuri karakterinin bu çocuksu tutkusu aynı zamanda bize psikolojik anlamda bir immatüritesi de var Nuri karakterinin. Hı -hı. Aslında sosyal olarak da başkalarıyla da çok sohbet edebilen evet. arkadaşı olabilen bir karakter değil izole yalnız bir tık iki kardeşte de, de Zaten Altan yani neredeyse bir çocuk, muzik bir çocuk gibi de tabii, tabii, yani tabii, bütün tabii, film doğru. onu görüyoruz. Çocuksuluğunun ön plana çıktığı çok fazla an görüyoruz. Nuri karakterinde burasında bu çocuk suluk devreye yani o bir olmamışlık, bir immatürite, bir ruhsal olgunluğa ulaşamama olduğu için zaten o deliği kullanarak hmm. Altan o kanalı kullanarak abisinin. ...kural sistemini zaten bozuyor. Ve Bodrum'a da götürüyor. Evet. Yani her ne kadar ertesi gün Bodrum'a giderken... ...Altan karakterine birazcık dank etse de... ...tekrar eski alışkanlıkları, teamülleri... ...hani benim ne işim var Bodrum'da... ...diye çıkışsa da... <laughs> ...Altan onu da bir şekilde bertaraf eder. İşte hemen tek ayağı üstünde bir yalan daha söyleyerek... ...işte halamın e, cenazesi vardı... ...tokattan bu tarz bir <laughs> evet. şeyi var, repliği var. Yani hemen bir yalanla onu... ...ve kandırmacayla tekrar... ...Ray'ın içine kendi... Emek sarf edip attığı durumun içine hı hı. devam etmesi için yine bir trik yapar orada. Evet. Yani evet. Nuri karakterinin de hani altan karakteri apaçık sıkıntı yaratacağı belli problemler çıkaran en başından beri istenmeyen bir karakterken hı hı. Nuri karakterinin de mesela orada Porsche'un sahibine kardeşini savunmak veya işte hep biz mi alttan alacağız evet. diye hani kafa atması ve iki to, iyi bir kafa iki ton çeker diye de böyle <laughs> evet, evet. övüş duyması abilik damarı. <laughs> Tabi orada büfede daha öncesinde Altan karakterinin onun için dayak yemiş olması Hı -hı. kardeşin ya da yaralanmış olmasında verdiği bir o abilik hissi de vardır yani. Yeter Ama o şey mi? yani oradaki replik bana hani hep biz mi alttan alacağız o çok kilit gibi geliyor bana. Çünkü hani hayata karşı da bir isyan var o artık ezilmişlikten artık bıkıyor. O kendi por kavu... sürememekten. <laughs> evet yani evet por sürememekten bıkmış artık yani. Ona evet. da bir isyan yani bir bir tık belki arka planda bir servet düşmanlığı da evet. olabilir. Evet. Ama o ilaç deposunda yaşıyor olmak vesaire vesaire bunların hepsini atılmış bir kafa gibi o yani. Evet, bıkkınlık var ve Altan orayı kaşıdığı şeyle orayı ortaya çıkarmış evet. oluyor. Yani bu burada çok net hemfikir. Sonra zaten Bodrum'da gelişen olaylarla Bodrum'da gelişen olaylarla evet. Artık iyice manipülasyona açık hale geliyor Nuri galiba. Evet, tabii şimdi zaten Altan en büyük manipülasyonunu dondurmadan Porsche çevirerek yapıp evet. daha sonrasında ikinci büyük manipülasyonla Bodrum'a abisini arabasını kullanıyor bu arada. Hı -hı. Evet, yani, doğru. Sen patronun arabasını al, torosu alırsın. Evet. İkinci bir orada şeyini yapıyor. Üçüncü güzel bir vakit geçireceğini Hı -hı. söyle. Sen de uzaklaşmış olursun diye. Gittikten sonra da şansı gereği Altan'ın. Tamam orada Çinli bir kadınla yakınlaşması Nuri'nin. Ve Nuri'nin aslında orada yine bir Çocuksu diyebileceğimiz tam olgun Bir ruhsal e, yapıyı Göstermeyen bir davranışı daha oluyor da Bir günde iki günde tanıdığı birisini hemen Seni seviyorumlar yanağımdan. Evet, evet. E, Şeyler böyle bir yelkenlerin suya inmesi Orada ciddi bir çocuksulaşmada Görüyoruz yani çok ciddi bir karakterin Bu kadar bir anda. kısa bir yaşam süresi içerisinde evet. bu kadar çocuk sulaşması belki ilişki devam ediyor olsa tabii ki ilişkin içerisinde bir takım böyle çocuk sulaşmalar Ama bu artık arada olmaz herhalde yani. Bu çok hızlı bir yine bir şey değişimi oluyor. Evet. Bir sanki kişiliğinde bir sigorta atmış gibi. Yani organizasyonu tam değil ruhsal aygıtının o yüzden manipülasyonlara açık hale gelmiş hmm. oluyor. Büyük burada Nuri karakteri aslında çok kötü bir zihinsel ya da ruhsal organizasyon olan bir karakter değil. Çünkü bayağı bir direniyor. Evet. Yani o Porsche oradaki... Onun şeyi e, yumuşak karnı kriptonite oymuş yani. Değişti. Evet kriptonite oymuş onun. Yani <laughs> kriptonite o oluyor ve o yoldan birkaç kere daha yine manipülasyona maruz kalıyor. Nuri karakterin ilk başta sert, sıkı, katı, hı hı. kendinden uzaklaştırmaya çalışan beladan uzak duracak bir tipken... ...Porsche süren, Çinli bir kızla yakınlaşan, Tabii. Bodrum'da keyifli bir vakit geçiren bir algıya doğru aslında yavaş yavaş gidiyor. Ama Çinli kız burada ayrı bir parantez bana kalırsa. Çünkü aşk insanı bir anda başkalaştırabiliyor. Hatta edebiyatta dünya edebiyatında bunun en güzel örneklerinden biri Oblomov karakteridir. Oblomov dünyanın gelmiş geçmiş en tembel insanıdır. Hatta şöyle bilmeyenler için bir örnek vereyim. Oblomov uyandığı saatte artık o saat kaçsa yataktan kalkmaya çalışır, doğrulur, bir Tam yataktan kalkar, bunları yaparken çok yoruldum deyip biraz daha yatar uyur. Böyle bir karakterdir. Ne zamanki bir kadına aşık olana kadar. Evet. Aşık olduğu zaman o konfor alanından bir anda çıkar. Nuri'de Nuri de, de biraz o var yani. Nuri'de var bu. Yani aşk da başkalaştırıyor gibi evet. geliyor bana. Tamam iki açık. Orada, iki... <laughs> orada ayrı bir motivasyon sadece Porsche değildir yani <laughs> ya, ya Şimdi şöyle Porsche'da da, Porsche sürmekte de, aşık olmakta da Hı -hı. Ortak nokta haz keyfin hızlı hızlı değil mi gelmesi ve hızlı hızlı gelen bir hazlı keyfi kolay hızlıca elde edebileceğimiz bir şeyi denetleyip yürütebilmek de aslında işte yine süper ego ve ego'nun destekleriyle oluyor. İyi bir organize bir ruhsal aygıtın desteği ve varlığına da işaret. Evet. Yani orada çocuksu neden biz Nuri çocuksu bir aşk yaşıyor hı hı. diyoruz çünkü günlük akışın hızının dışında bir şey değişiyor. Evet. Ya da evet. farklı bir şey oluyor orada. Porsche'de de kişiliği kimliği değişiyormuş gibi olduğu için. Bunun arkasını sormadığı için biz orada da bir problem yani yönetemediğini söylüyoruz. Yoksa tam tersinden düşünelim. Nuri karakteri ya sen nereden buldun bunu? Sen bunu çaldın mı? Ne yaptın? Nereden buldun? Bunun ardına düşen bir karakter olsaydı ve yakınlaştığı bir kişiyle 1 iki gündür yakınlaşıyormuş gibi yani Çin'den gelecek restoran kuracağım. Evet, çocuksu. Evet. <laughs> birazcık ya. da hevesinde yani çocuk evesi yani. gibi yani. hızlı da yükselen bir tarafı Hı -hı. var. O yüzden böyle düşünüyoruz. Yani böyle olmasaydı Porsche binde bunları sormuş olsaydı. Bunların peşine düşmüş olsaydı. Biraz daha yine insanlarla olan iletişiminin bu kadar izole olmadığını görseydik. Çünkü Yetişkin bir insanın hayatında sosyal olarak yetişkin başka insanlar Tabi. Hatta Nuri'de Nuri'nin aslında tek arkadaşı olarak görebileceğimiz kişi ilaç deposunda çalışan çırak çocuk. Evet. Yani <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya böyle bir şeyi var. Evet. Öyle bir göstergesi de var yani ve bir anda yetişkin bir kadın giriyor hayatına bu da Evet ciddi bir şey yani. Yani <laughs> e, Nuri karakteriyle ilgili şöyle bir yorum yapmak da mümkün bence. Altan dağınık problemli, sıkıntılı, kendine ve çevresine problemler yaratan bir karakter olduğu için hı hı. kardeşiyle yani abisiyle Nuri ile beraber bir şey yaşadığında aslında Nuriye iyi gelen bir tarafı olduğunu da buna evet. rağmen görürüz. Nuri onun sayesinde eğlenmiştir, keyfi yerine gelmiştir. Bir Çinli kız arkadaşı. Olmuştur ve güzel vakit geçirmiştir. Bunları tabi bütün negatiflerine rağmen görürüz. Altan karakterinin aslında Nuri karakterine iyi gelen bir tarafı da var. Kesinlikle, kesinlikle. Ve eğer Altan böyle olmasaydı, yani biraz daha organize bir karakter olsaydı, biraz daha kendini çekip çevirebilen çevresine daha zarar veren bir karakter olsaydı. Nuri'nin bu saplanmış, altta kalmış defektlerinin olmayabileceğini, daha iyi bir durumda olabileceğini, hayat kalitesinde daha iyi olabileceğini, yani iki kardeşin birbirine etkileşimini de görürüz Evet, burada. kesinlikle. Dediğin şey benim kafamda filme ilişkin direkt şu sahneyi canlandırmamı sebep oluyor. Arabayla giderken her müzikten çok rahatsız olan bir Nuri var. Arabayla dönerken "Ya şunun biraz sesini açsana ne <laughs> güzel söylüyor çocuklar." dedi. <laughs> MF grubunun şarkısının sesini açtırdığı <gülüyor> <gülüyor> bir sahne var. Yani Altan'ın onun hayatında gerçekten net bir olumsuz da olsa olumlu aslında kabuğunu kırmasını sağlayan evet. taraf o trickster tarafı da bu işe yarıyor. Bir evet. fonksiyonu var yani. Evet. Yani trickster tarafının bir fonksiyonu var ki az da az trickster olsaydı eğer e bir çok, daha çok azıyla evet o zaman o karakterini yani. daha ileri, daha hayattan daha iyi keyif alabilecek Hı -hı. bir duruma da getirebilirdi. Yani aslında bu kardeşin direkt ve dolaylı Evet. diğer kardeş üzerindeki etkisini de görüyoruz. Şimdi baba karakterini burada. Hı. İşte bu süper ego bu karakterler niye böyle olduğunun aslında biraz şeyi baba galiba. Bilmiyorum sen nasıl. Ya şimdi tabii gelişim okuyorsun ama gelişimsel olarak yani sonuçta bir karakter kişilik gelişirken bir gelişimsel çocukluktan, bebeklikten başlayarak ilerleyen bir süreç. Burada annenin, babanın yani hep terapilerde de konuşulan şey annenin, babanın tabii ki etkisi var burada. Babanın etkisine bakarsak baba e, huysuz. Evet. Ee, huysuz olması hani bir yere kadar kabul edilebilir belki bu idare de edilebilir ama hep kabullenici hep değil. Çocuklarını anne. kabul eden Şeyi bir tarafı de, yok. Ve bu bi, bir örselenme evet, yaratıyor. Yani evet. izlediğimiz alanda da yaratıyor. Evet. Çocuklar çok memnun gidip memnun gelmiyorlar. Evet. Gelmediklerinden şikayetçi ama geldiklerinde de çok şikayetçi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Böyle bir baba var. Sadece babanın çocuklarla olan bağını bir sahnede, sahnenin bitişinde kendi evindeki fotoğrafı çocuklarının fotoğrafını gösterir ve bir iç çeker. Yani böyle olmamalıydı gibi bir evet. şey getirir. Ama orada bize açık olan görünürün dışında bir anne figürü yok. Muhtemelen anne vefat etmiş gibi filmde hı hı. algılıyoruz. E annenin olmaması da gelişimsel olarak çok büyük bir Eksiklik. duraklamaya neden olmuş olabilir. Evet. Kaç yaşında kaybettiklerini bilmiyoruz. Yani çok küçükken mi, ileri yaşlarda mı bunları bilmiyoruz. Tavrını bilmiyoruz. Anneyle olan iletişimi, ilişkiyi hiç bilmiyoruz. Babayla olan iletişimde, tırnak içinde var yok arası. Evet. Zaten Altan'ın yani nerede yaşadığını bile bilmiyor babasının. Böyle bir durum. Yani biraz gelişimsel olarak bu karakterleri hani spekülasyon yapmadan böyle diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Yani ben tabii... Bir profesyonel olmadığım için bir hekim de olmadığım için böyle bol keseden <laughs> konuşabiliyorum ama <laughs> evet. e, hani orada biraz şey gibi okuyorum ben e, bir izleyici olarak baba aslında babanın yanlış babalık yapması çocukların birini bambaşka birini bambaşka ama ikisini de aslında sağlıklı bir normda tutamamış Tabii. olmasının sebebi aslında baba gibi yani evet. yönetmenin de burada tercih yani babayı gösteriyor olması Hı -hı. bu hikayenin içine dahil ediyor olması. Evet. Bunu söyleme çabası gibi ben izlerken böyle düşündüm. E, i̇ki taraflı ne dersem çağrışmamak iki taraflı bir şey gibi yani Altan'la Nuri babasına yaranamıyor. Hı -hı. Babası da bir şekilde aslında onlara yaranamamış. E tabii evet evet karşılıklı, e, karşılıklı bir. Karşılıklı bir dinamik bozulması var orada. Evet. Bunun ne zamandır öyle olduğunu bilmiyoruz ama orada Altan karakteri şeyler hani biz senin gençliğinde biliyoruz yani gençliğinde de Hı -hı. aslında huysuz bir karakter olduğuna, evet. geçimsiz bir karakter olduğuna bir. İşaret çakar. Ya Ayla'nın aile, durumu çok evet. önemli. Ayla'nın durumu çok kritik. Evet ya. <laughs> Ayla'nın durumu aile, kötü. Yani Ayla'ya aslında izleyici olarak biz kızıyoruz aldattığı için. Evet. Ama e, Ayla'nın cephesinden baktığın zaman da Ayla da Altan gibi bir adamla evli evet. yani. Hani Evet. Kural tanımaz. <laughs> evet. Dikiş tutturan. Asla güvenilemez. Muzip, hilebaz ve bir şekilde Ayla'yı da hep kandırmaya çalışıyor. Tabii. Böyle bir kişi. Bir de şöyle bir şey de var. Ayla'yı kendi oyunlarının bir parçasına da dönüştürüyor. Mesela diyor ya Nuri'yi eve getirmek için ikna etmeye çalıştığında Ayla bir sürü yemekler yaptı senin için seni çağırıyor. Diyor <laughs> Ayla'nın bundan haberi bile yok. Ya çok çok rahat zaten çok rahat bir şekilde <laughs> e, profesyonel bir meslek evet. gibi yala, yalan söyleyebiliyor <laughs> Ayla karakteri Ayla karakteri yalnızdır. Ayla karakteri mutsuz. Ayla karakteri sinirli bir karakter. Evet. E, mutsuz bence de yani depresyon diyebileceğimiz de bir tablo. Hmm. Çok fazla kare göstermese de biz Ayla'yı gördüğümüzde çoğunlukla hep zaten yatıyor, uyuyor evet. ve eee uyanılmaktan da Enerjisi ev enerjisi düşük, mutsuz. Bu biraz depres, depresif olduğunu. tabii. Depresyonu bence göstermeye hmm. çalışmış orada. Yani yönetmen hayata küskün, kapanık boşanmayı düşünen bir eşi göstermeye çalışmış. Benim beğendiğim yan karakterlerden biri Nusret. Nusret. Evet Nusret şey <laughs> e, mafya e, orta küçük orta mafya. Evet. Çeyrek mafya dediğimiz. Evet. E, yani menemen iyi işi orada önemli <laughs> sahnelerden biri o pervasızlığı atletiyle otururken orada e, iki sonuçta e, men, e, menemen yerkenki sohbetlerinde Nusret'in yani kısa kestirici, attırıcı ve yani zaten kriminal bir evet. adam yani orada çok antisosyalliğini o andan itibaren zaten verir. Burada antisosyal e, kişilerin ya da kişilik özelliği olanların e, ortak noktalarından biri de gücütlerinin yetebileceğini düşündükleri, güçlü olduğunu düşündükleri anda kendisinden daha güçsüz kişilere ayarsızca mastırma hmm. ve kötü davranma ve ittirme. Hmm. Kendisinden güçlü olduklarını düşündükleri kişiye de fazla eğilim. Evet. Bu sahneyi zaten Nusret'le Nusret, Nusret Baba'yla Nusret'le Tahir Baba'nın diğer büyük mafyanın konuşmasında evet. kahrolsun baba tanıyamadım. <laughs> bir de bunları arka arkaya görüyoruz ya. Hani bir an öyleyken bir an böyle. Sinema tarihinde bunun en ünlü sahnesini söyleyeyim mi hemen? Evet lütfen. Taxi Driver filmi. Bizim evet. esas karakterimiz çok havalı bir şekilde taksi durağının içine girer ve oranın patronunu sorar. Tam bu noktada Martin Scorsese bizim meşhur taksi Driver'ımızı aşağıdan yukarı doğru çeker. Bir tanrılaştırma vardır orada. Hı. Ama taksi durağının sahibi çok güçlü abi o kabinin içinden çıkıp böyle havalı havalı geldiği zaman bizim Taksi driver'ımız, Mohikan saçlı taksi driver'ımız bir anda Martin Scorsese kameranın yerini değiştirip ona tepeden bakmaya başlar. Ha. Böcek Aşağı gibi eder. E evet, böcek gibi ezer. Bir anda onun tarzı değişir. Aslında burada da benzer bir durum var. Kesinlikle. Bir telefon görüşmesiyle evet. bütün tavrı değişiyor. Evet. Normalde ezici, aşağılayıcı, evet. küçümseyici tavrı kendisinden kuvvetli birisinin yerinde hani kahroluyum. Evet. Yani yapamadım bilemedim. <laughs> Telefonu açışıyla, telefonun devamındaki konuşmasının çok net değişiyor evet. zaten. Bu da Antisosyaller arasında ya da bu yaygın görülen bir şey mi? Ya bu çok net bir şey. Ee, burada mafya unsurları arasındaki iletişime de bakmak lazım. Onların arasında farklı bir iletişim var. Hı. Orada bir yanlış ettiğimiz evet. şey olabilir mi? Bu? Ya yanlışlar evet. cezalandırılır, <laughs> net cezalandırılır. Ceza ölümde olabilir. Hı hı. Çok daha net bir çizgide onlar ilerlerler. Çünkü Altan karakterinden düşünelim, ufak uyarılara. O tarz yapılanmalar, o tarz kişiler zaten kolak asmazlar. Evet. Büyük perdeden bir yanıt ve cevap gelmeli. Yani o, o teamülün içinde artık gerçekleşmiştir. O biliniyor. Evet. Neden öyle? Bundan dolayı o camia böyle bir gelişme hmm. gösteriyor. Yani konuşulan şeyler, yapılan şeyler çok daha net ve büyük. Çünkü, evet. çünkü karşılıklı yani Altan karakteri nasıl bir kural tanımaz bir karakterse bunlar da kriminal. Tabii o bir level sonrası tabii, gibi. Tabii. Altan'ın iyice muzip olmayan daha ağır evet. bir, bu işten para kazanan. Teh daha da e, hayati tehlikesi tehlike yaratabilen Tehlikenin, kendisi. Kendisi. <laughs> evet, Tehlikenin kendisi. Tehlikenin kendisi. Bravo evet. Kesinlikle. Tehlikenin kendisi. Doğru. Evet burada Altan Nuri ve filmin akışında mutlaka şu noktayı es geçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Altan etik, ahlak, vicdan, merhamet kavramları gelişmemiş. Hı -hı. Nuri bunların çokça önce geliştiğini gördüğümüz sonra bozulan ama Altan'ın Nuri'yi etkilemesiyle sonrasında abisinin ölümüne de kendi ölümü dışında sebep olabilecek olaylara hazırlık sağlayabilecek kadar da pervasız ve evet. organize olamayan da bir insan. Evet. Bu neredeyse ölüyorlardı ve ondan sonra sigara yakılıp oradan kurtulup şans eseri... Evet bu var şans eseri bir kurtuluş var ama hmm. orada bir çok ciddi bir ölüm tehdidi var. Hımm. Bunu atlamamak lazım yani e, çok sevimli bir senaryo gibi duruyor ama sonunda ölebilirler de. Tabii tabi ama final sahnesine artık gelirsek evet e, ya final sahnesinde de üzümün üzüme bakarak karardığı falan gibi bir şey ben öyle okudum e, yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> yani ya, artık e... Nur Nur'i kaybettik ya Nur'i de artık altının yolundan gidiyor. Gibi bir şey algıladım ben orada. Ya final sahnesinden hemen önceki sahnede sigara yakmak ve yine bir, dürtü evet. bir dürtüyü engelleyememekle ilgili evet. ciddi bütün emeğini yakıp daha sonrasında, ya bu da hayırlı para değilmiş. Sen de öğrendin <laughs> hayırlı hayırsızı noktasında. Ya ben Altan karakterini öğrenip öğrenmediğinden emin değilim hatta öğrenmediği yönünde. Evet. Altan çok hiçbir idare şeyden ders çıkarmaz. Ama orada da hemen kendini rahatlatabilmek için o yola da dönüşebilen geçebilen evet. bir karakter. Son sahnede de aslında değişik bir bitiş. Karanlık, gölgeler içerisinde yürürken e, abisiyle kardeşinin bu sefer Nuri'nin planlarını anlattı. Evet. Altan'ın biraz daha hani ya öyle mi böyle mi biraz alay geçip muzipleşerek yine ikili diyalog içerisinde biten aslında iyi bir final. Bence de. Ben de kat katılıyorum. Final final hoş bir final. Bence de. Yani evet. Nuri'nin de artık değişiminin fiziksel olarak da gördüğümüz için o bir katarsiste sağlıyor. Tamam. Ha. Nuri artık değişti. Bu bize evet. bir rahatlık da sağlıyor. Evet. O yüzden keyifli de bitti yani. Ben ha. ben çok sevdim ya o filmi. Ben de çok sevdim. Değil mi? Evet. Hak ediyor kült olmayı hak ediyor bence. Kült hak ediyor. Her şey çok güzel olacak. Hı -hı. Normalde umudu da simgeleyen bir evet, cümle. benim hala umudum var zaten. Şarkı evet tabii bir şarkısı, şarkısı yani. geçiyor. Burada çok bilmiyorum. Ben böyle de bir his uyandığı için ben de bunu söylemek istiyorum. Yani her şey çok güzel olacak ne kadar umutla ilgili bir cümle olsa da. Hı, -hı. Aslında filmde tamam bir umuda doğru ya da bir hayale doğru gidiş var ama her şey çok güzel dediğimiz aslında her anda da aslında her şey o kadar güzel olmadı ve biraz da rahatsız olduğumuz için olduğumuz dediğimiz cim, bir cim. şey. Olduğumuz için bunu evet biraz e, teselli cümlesi bu. Evet yarı teselli. Yarı, kısmı evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani filmi de böyle bitirmiş olduk <laughs> kesinlikle. Evet doğru. Peki son olarak kapatırken şunu soracağım filmle ilgili yani her şey çok güzel olacak filminden en aklında kalan sahne hangisi oluyor? En aklımda kalan sahne ya bu Porsche'un getirilmesi sahnesinde Nuri'nin Ezza deposunun korunaklarına yaslanması. <laughs> yapışıyor yani. Çünkü gözleri de pörtlüyor, yapışıyor <laughs> evet. ve şok oluyor. O sahne bence kritik bir sahne yani dondurmayı beğenmedin. Evet. Baksana sana Porsche, Porsche getirdik. getirdim. Carrera, diye de <laughs> şovunu yapıyor, sigara falan içiyor. Böyle. Evet. Ee, o sahne belirleyici bence benim aklımda kalan sahne o. Anladım. Güzel sahne. Yani neresinden baksan güzel sahne ama. Filmi döndürüyor. Evet. Ya filmin aslında kırılma noktası evet. orası diye bir. Yani fotoğrafta olsa buna punkçum noktası deniyor. Evet. Ee, filmde de ne denir bilmiyorum ama filmin kırılma noktası şeyi o. Bancı Sinematik açıdan baksak Sinematik açıdan bakarsak çok zor soru ama Aradan yıllar yıllar geçtikten sonra Bugün belki o film Yayınlandıktan yani vizyona girdikten sonra Doğmuş insanlara bile gidip Bilemiyorum, Bilemiyorum. Altan evet, zaman Bilemiyorum Altan evet Bir tepki o veriyorlarsa evet bence odur yani Ben biraz daha böyle şeylere <laughs> biraz dalmışım <laughs> Detaylara sen dalmışım evet. Sen çok profesyonel bir gözle izliyorsun ister istemez belki böyle Etkileniyor tabi izleyici görüşün etkileniyor Tabi Yani ama... tam tek bir görüşün olamıyor Birkaç görüş içerisinde salınmış oluyorsun. Yani izleyici görüşü ve psikoloji evet. görüşü içerisinde böyle beraber <laughs> gitmiş oluyor. O zaman bir sonraki hafta bir sonraki bir başka filmle görüşür müyüz? Görüşmek üzere tabii ki. Eyvallah. Süper. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.